boyunca 39,5'a kadar çıktı ateşi. Doğal olarak ateş bizi çok korkuttu. Ateş ve boğaz ağrısı oldu 9 yaşındaki kızımda. Ailelerinde ateş, ileri karın ağrısı, farklı döküntüler gibi şikayetlerde uyanık olması lazım. Beslenmeleri önemli. Sigara dumanına maruz kalmaması önemli bir çocuğu. Bir anne olarak en büyük çaresizlik onun karşısında böyle elin kolun bağlı duruyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Önce iyi haberle başlamak isterim. Evet, çocuklar geçiriyor ama daha hafif geçiriyorlar. Hastaneye yatış daha az, yoğun bakım çok çok daha az. Bunlar iyi. Ama geçiriyorlar mı? Evet, geçiriyorlar. Ağır geçirebiliyorlar mı? Evet. Ölebiliyorlar mı? Maalesef evet. Pandeminin başlangıcından itibaren 2000'in üzerinde PCR pozitif çocuk olgumuz oldu. Çocuk yaş grubunu 18 yaş altı olarak tanımlıyoruz burada. Bunların da yaklaşık %5'inde hastanede yatarak takip ihtiyacı doğdu. Bir kısmında, çok az bir kısmında çocuk yoğun bakım desteğe ihtiyacı da oldu. Dolayısıyla COVID hastalığı aslında sanılanın genel kanının aksine çocuklarda da zaman zaman nadir de olsa ağır seyredebilen bir hastalık. 1,5 ay önce 17 yaşındaki oğlum, 9 yaşındaki kızım ve ben de koronavirüs enfeksiyonunu geçirdik. Tabii çocuklarda daha hafif veya asemptomatik gidebiliyor. Bunu biliyoruz hastalarımızdan da. Bizde de o şekilde oldu. Ateş ve boğaz ağrısı oldu 9 yaşındaki kızımda. 17 yaşındaki oğlum ve ben biraz daha ağır geçirdik. Ateş, halsizlik ve ciddi baş ağrısı oldu. Çocuk yoğun bakım uzmanı ve pediatrist olarak başlarında olduğum için evde kendim ateşlerini, bir küçük puls oksimetre cihazı alarak oksijen saturasyonlarını, solunumlarını kendim evde takip ettim. Oğlum pnömoni olarak geçirdi aslında. Ama hastane yatışı gerekmedi. Evde istirahat ve destek tedavisiyle bu süreci atlatabildik. Benim çocuğum 3 aylık, daha çok küçük ve bu sebepten biz COVID süreci boyunca çok temkinli gittik aslında. Çok fazla önlem alıyorduk ve bu süreci evde geçirmeye çalışırken çocuğumun ilk ateşlenmesinden 4 gün önce eşim pozitif çıktı ve evde karantinaya girdi. Biz ondan ayrı izole yaşamaya devam ederken 4. gün çocuğum ateşlendi, yani 39,5'a kadar çıktı ateşi. Doğal olarak ateş bizi çok korkuttu ve biz de COVID ile tanışmış olduk böylelikle. Ben pozitif miyim değil miyim bilmiyorduk. İlk yapılan testim negatif çıkmıştı. Fakat sonradan ben de aynı semptomları göstermeye başladım. İlk etapta sadece ateş görüldü. Öksürük peşinden oğlumda ufak ufak. Ateş zaten onun tüm metabolizmasını alt üst etmişti. Huysuzluğu, uykusuzluğu, her şeyini tetikledi. Ateşi geçene kadar hiç huzurlu bir uyku uyuyamadık. Ve bir anne olarak en büyük çaresizlik onun karşısında böyle elin kolun bağlı duruyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Son zamanlarda özellikle piklerden sonra farklı bir durum yaşıyoruz. Bunun adı MISC-C, PIMS-TS gibi farklı ülkelerde farklı olarak tanımlanan bir adı var. Genellikle bu hastalar geçirilmiş veya karşılaşılmış bir COVID enfeksiyonu sonrası çocuklar birkaç hafta sonra ateş, özellikle karın ağrısı, bazen apendisitle karışacak bir karın ağrısı, halsizlik, döküntüler, baş ağrısı, bütün organlarınızı etkileyebilecek bir tabloyla gelebiliyorlar. Eğer bir aile COVID geçirmişse, anne, baba, babaanne, anneanne, aile büyükleri, aynı evin içindeki bireylerden herhangi birinde COVID geçirme öyküsü varsa, o evde yaşayan bir çocukta ateş durumunda mutlaka çocuk doktoruna başvurmaları çok önemli. Tedaviyi net olarak dozunu ve hangi ilacın öncelikli olmasını konusunda görüş birliği olmamakla beraber genellikle başarılı sonuçlar alıyoruz.
Böyle olmakla beraber çok ağır seyreden ve ölüme doğru ilerleyen vakalarımız da mevcut. Çocuklar çok narin. Anne baba yanlarını alamıyoruz. Kendimizi de korumaya çalışarak hep yanlarındayız. Buradaki en önemli amaç koruyucu olmak. Onlara vereceğiniz destek tedavisiyle birlikte korumak ve bu süreci atlatmalarına yardımcı olmaya çalışmak. Annelerinden babalarından ayrı oldukları için şu süreçte de ziyaret saatimiz olmadığı için ziyaretçi kısıtlaması sebebiyle biz onlara annelik babalık yapıyoruz. Ben anne değilim ama hani o çocukların annesi gibi hissediyorum kendimi. Yeri geliyor kucağımıza alıyoruz, yeri geliyor yatakta oturup ayaklarımızı da salladığımız oluyor. Yani çocuklar hissediyor sevildiğini. Etkili olduğunu bildiğimiz şu anda 3 şey var. Maske, mesafe ve hijyen. Bunları sağlamaya azami bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Çocuklar da maske kullanılabilir. 2 yaşın üzeri gayet rahat kullanılabilir istenirse, temin edilirse. Hastalığın daha hafif seyretmesi açısından ki hani bunu hep diğer hastalıklarda da biz vurguluyoruz ama çocukluk çağı aşılarının tam olması bir çocukta çok önemli oluyor. Çünkü biz bazı hastalarda COVID'in kendisine değil ama COVID'e eşlik edebilecek bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle de çocuğu işte daha uzun süre izlememiz gerekebiliyor hastane ortamına, daha fazla ilaç vermemiz gerekebiliyor. Beslenmeleri önemli. Taze işte böyle mevsimsel taze sebze ve meyvelerle ve protein içeriği de olan sadece karbonhidrat ağırlıklı değil de vitaminler ve mineraller açısından zengin bir beslenmelerin olması çocukların yine önemli. Sigara dumanına maruz kalmaması önemli bir çocuğun. Bu çocuklar COVID'i atlatıyor, çocuklar COVID'i yaşamıyor, çocuklara bulaşmıyormuş diyenler böyle hani gelsin de halimi bir görsün istedim gerçekten. Yani anne olanlar çok iyi bilecektir. Yani çok çok acı bir şey. Bendeki semptomları düşünüyorum. Ayakta zor duruyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum ama onun için ayakta durmak zorundayım. Benim yaşadığım acıları onun da yaşadığını düşündükçe böyle aklım gidecekmiş gibi oluyor. Çok büyük bir imtihan gerçekten. O yüzden insanlar olabildiğince tekrar ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Çocuklu ailelerden uzak dursunlar. Ben çocuğumun yanında refakatçi olarak kalıyorum. Şimdi isterseniz onu tanıştırayım sizi. Bir bakın. Birazcık sağlığına kavuştu, kendisi gayet iyi. Bakalım. İsmi nedir bu arada? Cemal Kerem. Acıkmış. Bunu doyurdum tabii ki de. Zaten doyurmuyor. Ben de diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun tekrardan. Görüşürüz.